Hafta sonu gerçekleştirilen etkinliklere 80'in üzerinde yamaç paraşütçü katıldı. Seyran Tepe üzerinde yapılan etkinliklerde sporcular yamaç paraşütü ile atlayışlarını gerçekleştirdi. Birçok İnegöllü de aileleriyle birlikte etkinlikleri takip etti. Yapılan etkinliğe katılan Belediye Başkanı Ali Aktaş konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Bugüne de güzel bir organizasyonumuz vardı. Türk Hava Kurumu İnegöl Havacılık Sportif Kurumu ile beraber yamaç paraşütü ile alakalı etkinliğimiz vardı. Fakat ben de açıkçası programlardan anca vakit buldum. Fakat gel gelelim rüzgardan dolayı birkaç saatlik bir ara söz konusu. Tabii bugün aslında biz bu organizasyonu yaparken hepinizin bildiği gibi Vefka'dan da 400 bin TL destek alacağımız Dostum Projesi ile alakalı, Doğa Sporları Turizm Merkezi Projesi ile alakalı da bir altlık oluşturmuş oluyoruz burada arkadaşlar. Gerçekten futbol Türkiye'de çok popüler bir spor. Futbolun çok büyük bir ilgi alakalı futbol ama İnegöl gibi 250 bin nüfusa ulaşmış büyük metropol bir ilçede açıkçası alternatif sporlara yönelmemiz gerekiyor. İnşallah Dostum Projesi adı altında biz kulübümüzle beraber çok güzel işlere imza atacağız. Çok farklı yönlere dikkatleri çekeceğiz. Ve beraberinde de Yeniceköy Belediye'miz başta olmak üzere cerrahımızla, ebeveynimizle, mahallelerimizle bu manada ciddi bu olaydan olumlu manada etkilenecekler. Özellikle şehir dışından misafirlerimiz olacak bu organizasyonlarla alakalı. Yani şehrimizdeki insanlara hem yamaç paraşütü, hem efendim mesela doğa sporlarıyla alakalı eğitimler verirken, bununla alakalı bilinçlendirme toplantıları yaparken, bununla alakalı müsabakalar yaparken beraberinde de dışarıdan misafirler alacağız. Bu şehrimizin tanıtımı anlamına geliyor. Şehrimizin mobilyasının, köftesinin duyulması anlamına geliyor. Arkadaşlar bugün 30 Ağustos Zafer Bayramı dediğim gibi kulübümüzle beraber bir organizasyon terk etmiştik. Ve 80 civarında da, 75-80 civarında da sporcu katıldığını arkadaşlarımız söyledi. Çok aslında hemen alelacele aldığımız bir kararla öngördüğümüz bir organizasyonda çok fazla duyurusunu yapmadık. Ama dediğim gibi biz özellikle Dostum Projesi ile beraber ulusal ve uluslararası müsabakalara da burada aracılık etmek istiyoruz. Böyle bir hayalimiz de var.